Böyle aradan önceki son soruma bir ilaveten yorum ricasıyla başlayacağım. Açıkladınız gerçi Sayın Sarıgül ama açıklamanıza şöyle başladınız. Yani ben şey diye sordum. Hani neden Ekrem İmamoğlu'na böyle bir tavsiyede bulundunuz? Sarıgül'ün yaptığı hatayı yapma tavsiyesinde. Siz o açıklamanızın İmamoğlu'na yönelik olduğuna mı itiraz ettiniz yoksa tavsiye diye nitelenmesine mi itiraz ettiniz? Onu anlayamadım. Ben aslında orada genel bir şey söyledim. Yani ben herhangi bir kimseye tavsiyede bulunma durumunda değilim. Ben böyle bir şey yapma durumunda değilim. Ama ben kendi tecrübelerimi, deneyimlerimi anlatıyorum. Faydalı olabiliyorsa, buradan yararlanmak isteyen varsa başım gözüm üzerine. Ama ben şunu da bilmenizi isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatında oy vermeyenler Cumhuriyet Halk Partisi dizayn etmeye çalışıyor. Ben o mektebin bir talebesiyim, buna izin vermem. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Geçmişte muhalefeti dizayn ettiler. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışıyorlar. Öyle bir dünya yok. Ben bu mektebin talebesiyim. Ben bu mektepte varım. Ben ulusal birlikten yanayım. İnançlara saygılı laiklikten yanayım. Atatürk milliyetçisi olmaktan da gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesini asla doğru bulmam. Şunu da bilmenizi istiyorum. Sayın İmamoğlu iyi bir siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek en ufak bir hareket yapmaz. Ben bu inancı da tam olarak taşıyorum. Bakın şöyle bir şey düşünün, şöyle bir şey düşünün. Türkiye'de şu anda seçimler bitti. En önemli sorun şu anda geçim sıkıntısı devam ediyor. İşsizlik devam ediyor. Hayat pahalılığı devam ediyor. Efendime söyleyeyim, ülkeyi yönetenler bir an önce mutfaktaki yangını söndürmeleri lazım. Cepleri rahatlatmaları lazım. Dolar yine bugün yükseldi gitti. Bugün biz bu konuşmaları yaparken Türkiye tekrar %10 fakirleşti. Ama bunları hiç konuşmuyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oldu, ne bitti? Bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. Bizim bunlardan çıkıp Türkiye'nin meselelerine sahip çıkmamız lazım. Bakın etin fiyatı 3 ay sonra 700-800 bin lira olursa şaşırmayın. Tarımı hor görenler yarını zor görür. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir tezi vardı. Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Bugün kadroya geçmeyen orada Türker Ertürk amiralimiz var. Lütfen şahit olsun. Bugün ben yüzlerce telefon alıyorum sınır ötesinden. Uzman çavuşlarımız var. Bu uzman çavuşlar vatanımız için, toprağımız için şehit oluyorlar. Ve bu uzman çavuşlar şu anda kadroya geçmedi. Sözleşmeliler perişan vaziyetteler, aileler perişan vaziyette. Ben buradan amiralimize lütfen sormak istiyorum. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşların göreve geçmesi şart. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu emekli maaşlarının 15 bin lira olacağını, emeklilere 15 bin lira ikramiye vereceğini söylediler. Bugün binlerce memurumuz kendilerine yapılacak olan zammı bekliyor. Sayın Karadağ, bunları konuşmamız lazım. Esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Esnaflarımız orta direktir. 15 milyon esnafımız sicil affı bekliyor. Esnaf Bakanlığı'nın kurulması beklendi. Esnaf Bakanlığı kurulmadı. Allah'ım devletimizin ışığını ve esnafların ışığını lütfen söndürmesin. Erol Korkut Bakanımızın bu noktada çalışmaları var. Bakın sel oldu tekrar Karadeniz'de. Yarın yağışlar çoğaldığı zaman sel olacak. Türkiye deprem kuşağında. Biz beklerdik ki bu Bakanlar Kurulu'nda Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulsun. Sayın Sabri Erbakan'ın bu noktada yoğun çalışmaları vardı. Ama ne yazık ki Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulmadı. Ve buna benzer bir sürü çalışmalar var. Evet, şimdi bunları konuşmuyoruz. Seçimlere 7 ay kalmış. Nasıl bir yerel yönetim modeli düşüneceğiz? Türkiye fay hattında her dakika hocalarımız yeni bir depremden bahsediyorlar. Japonya'da 9.7 şiddetinde, 11 şiddetinde deprem oluyor. 28 katlı, 30 katlı gökdelenlerde en ufak bir şekilde can kaybı olmuyor. O zaman deprem öldürmez, tedbir almazsanız ölürsünüz.
Jeoloji mühendisleri bunu söylüyor, hocalarımız bunu söylüyor. Bilimin ışığında gitmek lazım. Bilimin ışığında gitmezseniz yolun sonu karanlık olur. Bunları konuşmamız lazım. Ama neyi konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek isteyenlerin oyununa gelmemiz lazım. Peki. Dediğiniz konular tabii ki çok önemli gündem maddeleri ve onları da ele alıyoruz Sayın Sarıgül. Ama siz de takdir edersiniz ki bugünlerde çok konuşulan bir konu. Hem seçimin sonucuna ilişkin bir muhasebe. Sizden önceki dilim de bir izleyicimiz... Bir şey olsaydı burada Sayın Karadağ, burada şu anda mekanı cennet olsun, Süleyman Demirel olsaydı aynen şunu söylerdi. Sayın Karadağ, siz işinizi öyle yapacaksınız, ben de işimi böyle yapacağım. Tabii tabii, o açıdan söylemedim. Ama sizden önceki dilimde mesela bir izleyicimiz bana mesaj atmıştı Twitter'dan. 75 yaşındayım ve moralim çok bozuk, yine olmadı diye bir mesaj. Şimdi yani morali bozulan bir kitlenin varlığını siz de görüyorsunuz. Dolayısıyla o motivasyon nasıl sağlanmalı? Çünkü önümüzde bir yerel seçimler var. Şimdi bu yerel seçim... Onun için Sayın Karadağ, evet Sayın Karadağ, şöyle yapmamız lazım. Yaptığımıza inanmamız lazım. İnandığımızı yapmamız lazım. Pes etmeyenler asla ve asla, asla ve asla yenilmezler. Güneşi görmek istiyorsak gölgeden çıkacağız. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Hiç merak etmeyin. Sayın Sarıgül, o yumruğunuzla hani önünüzde masa varsa masaya da vurmak isterseniz çekinmeyin. Çünkü siz bununla fenomen oldunuz, biliyorsunuz. Uzun bir süre işte çektiğiniz TikTok. İşte o heyecan yoksa hiçbir şey olmaz. İşte Bora amiralimiz orada konuşsun. O heyecanı, o enerjiyi yakalayamazsak hiçbir şey olmaz. O yumruğa vurmak da yürek ister, delikanlılık ister. Bunun için de şöyle diyorlar, etrafı dağlık, ortası bağlık, rüzgarı sert, delikanlısı mert, Erzincanlı olmanın da o genlerinde var. Ne yapabilirim? İyi, benim hoşuma gitti bu söz. Ben de Erzincanlıyım nihayetinde. Bir hemşerilik de var. Sayın seyirciler, TikTok videolarıyla hakikaten bir fenomen olmuştu uzun süre Sayın Sarıgül. Ve orada da bir takım şeylere, objeler, neyse yeri geldiğinde tüp, yeri geldiğinde bir baklavacı tezgahında şöyle vurması falan. Bu BBC'de Sarıgül'ün Erzincan'daki seçim çalışmasını konu edinen bir haber videosuna bile konu olmuştu. Ama şimdi editörümden ve yönetmenimden rica edeyim. Bakın, büyük şehirlerde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın aldığı oy oranlarını bir gösterelim. Çünkü bu seçim öyle bir seçim ki nüfus açısından ilk 25 şehre